Yağmur gibi bu ilk şey yayınlandığından beri, sizinle burada birlikte olacağımız yayınlandığından beri soru yağıyor. POMEM sınavıyla ilgili, Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavıyla ilgili. Birinci soruları şu, soruları yönlendirenlerin. 26. dönem yapıldı, 4 aydır açıklanmadı. Ne zaman açıklanacak? Sayın Bakan bize bir müjde versin diyorlar. İkincisi, yaş sınırı 30'dan 32'ye çıkarılsın diyorlar. Üçüncüsü, boy sınırı özellikle erkeklerden, bunu kadınlardan görmedim ama boy sınırı 1.67'nin altına indirilsin diyorlar. Halbuki 1.67 Türkiye ortalaması, ben biliyorum, belki buradan izleyicilerimize de duyurmuş olalım. Benim bütün bunlara ek bir sorum var. Bu kadar çok soruyu almış olmamız, anladığım kadarıyla Emre Hoca'ya da gelmiş. Epey. Bu kadar çok soruyu polislikle ilgili almış olmamız size ne çağrıştırıyor? Çünkü sizin bu sınava girmek için ön koşulunuz ön lisans ya da lisans mezunu olmak. Yani bunlar başka alanlarda üniversite tahsili yapmış çocuklarımız, insanlarımız. Bunların hepsinin polisliği bir kariyer olarak bugün görmelerinden memnun mu olmalıyız? Polisliğin kutsiyetinin elbette farkındayız ama başka şeyler olmak için okumuş insanların bu kadar yoğun bir biçimde bu soruyla, bu korona ortamında siz bu kadar önemli meselelerle mücadele ederken ve onlar da çok önemli şeylerin baskısı altında yaşarken, hem kısıtlar, hem bir takım kaygılar, hem biraz evvel sizin söylediğiniz belirsizlik. Bu insanlarımızın polislik mesleğine duydukları teveccühü siz nasıl yorumluyorsunuz? Kıymetli hocam, şimdi ben Anadolu'ya birçok kez gidiyorum. Doğu ve Güneydoğu'ya da daha ağırlıklı olmak kaydıyla gidiyorum. Orada beni en çok memnun eden veya benim yorgunluğumu alan en önemli sorun, çocuklarla karşı karşıya geldiğim zaman ne olmak istiyorsunuzdur? Siz ne olmak istiyorsunuz? Onların meslekleriyle ilgili bir değerlendirme ortaya koyduğunda benim ülkemdeki çocuklara gelecek vaat ettiğin en önemli cevabını alıyorum. Kimisi doktor olmak istiyor. Kimisi cerrah olmak istiyor. Kimisi mühendis olmak istiyor. Kimisi öğretmen, kimisi polis olmak istiyor. Ve onlar arasında polis olmak isteyenin de azımsanmayacak kadar asker olmak isteyen var. Polis olmak isteyenin de azımsanmayacak kadar çok olduğunu ben şahitlik etmiş birisi olarak söylüyorum. Bu soru arkadaşlarım bilirler, çalışma arkadaşlarım. Benim klasik sorumdur. Benim aslında onların meslekleriyle de ilgilendiğim kadarıyla, onların gelecek hayalleriyle de ilgilendiğim, yani onların umutları kırılmış mı? Hayır, kırılmamış. Onun için polislik neredeyse her 10 çocuğa sorduğunda 3'ünün çocukluk aşamasında ortaya koyduğu değerlendirmelerden bir tanesidir. Tabii çocuk araştırması yapılmış değil. Çocuk araştırması yapılsa belki bu ortaya çıkacak. Yani siz hangi mesleği istiyorsunuz diye. Ben birincisinin bu olduğunu düşünenlerdenim. İkincisi, farklı bir dönemden geçiyoruz. Yani 15 Temmuz'dan geçtik. Onun öncesi var, sonrası var. Terörle mücadeleden geçiyoruz. Ve hakikaten Türk Polis Teşkilatı bugün kuruluş yıl dönümlerinden bir tanesini daha bu hafta içerisinde yaşıyor. Özellikle polislik açısından şunu ifade etmem gerekir ki, polislik kendi meslek gururunun şahikasındadır. Yani eroinle, esrarla, uyuşturucuyla mücadelesinden asayiş mücadelesine kadar, terör mücadelesine kadar çok önemli bir noktadadır. Elbette ki rol modeller de güçlü ve şunu söylemem gerekir, siz de takip ediyorsunuzdur. Şu anda polislik mesleği Türkiye'de en çok güven duyulan ilk 3 kurumdan bir tanesi haline gelmiş. Yani Türk Polis Teşkilatı. Bunların hepsi elbette ki bir kişinin bu mesleğe yakınlaşmasıyla ilgili bir
avantaj ortaya, bir duygu ortaya koyuyor. Ha, diğer meseleler bütün ülkelerde söz konusu. Yani bütün ülkelerdeki polis alımları, biz bu konuda hakikaten yoğunlukla çalışıyoruz. Farklı meslek dallarından alınıyor, geliyor. Elbette ki şuna getirmek istiyorsanız, acaba çok büyük bir işsizlik var da bu böyle midir, bundan mı kaynaklanıyor? Hayır. İşsizliğin 8-9 aralığında olduğu, Türkiye'de zaman dilimleri de olduğu, bu zaman dilimleri içerisinde de yine bu karşı karşıya kaldığımız oranlarla karşı karşıya kaldık. Farklı bir oranla karşı karşıya kalmadık. Yani biz bir bekçiliğe müracaat ettiğimizde buna ait çok ciddi talepler geldi. Polisliğe özel harekatı. İsterseniz bir özel harekat deneyelim. Kadınlara bir özel harekat daha açalım. Yani veya erkeklere bir özel harekat açalım. Açmayacağız da. Böyle bir şeyimiz söz konusu değil. Ama on binlerce talep gelir. Yani bu memleketin... Sayın Bakan, çok merak edilen o soruların cevabını da alalım mı? Çünkü sizin de süreniz sanıyorum kısıtlı. Bu özellikle 26. dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman olacak? Az önce hocamızın da dedikleri. Çünkü bir yandan bu açıklamalarını yapıyorsunuz ama... Evet, cevap verin şimdi. Onlar da çok merak ediyorlar. 30 yaşın 32 yaşına çıkması şu anda mümkün değil. Neden mümkün değil? Hocam biraz önce bir şey söyledi, 4 ay önce oldu dedi. O kadar çok insan başvuruyor ki. Yani bu insanların özellikle, yani o kadar arkadaşımız başvuruyor ve bunların özellikle sınavları yazıldan şeye kadar, mülakata kadar, spora kadar, her biri elene elene bir noktaya doğru geliyor. Şimdi bu kadar insan mülakata giriyor. Özür diliyorum, spora giriyor. Ve bunlar yaklaşık 2-2,5 aylık süreçler alıyor. Sürekli 3 aylık süreçler alıyor. Sonra geri kalanlar mülakata giriyorlar. Bu arada sağlık var. Hepsi tek tek bakılıyor. Ve mülakatta hepsiyle teker teker mülakat ediliyor. Bu şeyi açarsanız, bu baremi açarsanız, yaş baremini, boy baremini, bu kadar daha çok fazla insan girmiş olacak. Onun için burada mümkün olduğunca geleneksel bir yapı söz konusu. Haksızlık olduğunu düşünenler oluyor bazen. Örneğin işte biz 2 yıllık yüksekokul mezunuyuz, almıyorsunuz dediler, aldık. Birçok adım yaptık. Yani birçok adım attık bu konuda. Bizim boy kısıtını düşürmemiz, o da mümkün değil. Yani hem bu mesleğin kendi açısından, hem de biraz önce söylediğim kadar nereye kadar düşürebiliriz? Yani bu tip bir talep söz konusu. Sürekli olarak da bu tip talepler geliyor. Ama burada şunu ifade etmem gerekir ki mesleğe girmek isteyenlerle ilgili büyük bir onur duyuyoruz. Ama bu konuda da bir takım sınırlandırmalar ortaya koymamız lazım. Evet, yani bu açıklanma konusunda bir zaman, o zaman bir tarih veremiyorsunuz değil mi Sayın Bakan? Ben açıklam 15 güne kadar çözülür, merak et. Yani şu ana kadar son aşamaya geldiğini arkadaşlarımızdan öğrendim. 15 güne kadar herhalde bir neticeye gelir diyorsunuz. Sayın Bakan.